Bir. Sevgili Mikrofon Kim'de takipçileri, ben Alisa Çiçek Akyol, başkentin seçkin diş hekimlerinden birinin yanındayız. Sevgili Güzin Kırsaçdoğlu. Programımıza hoş geldiniz, kanalımıza sefalar getirdiniz. Siz hoş geldiniz, siz hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili Mikrofon Kim'de takipçileri, Güzin Hanım özel bir insan. Size biraz tanıtalım. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız ödüller almış. Kendisine dünyaya açılan pencerede denilen, gerçekten saygın, sevilen, Divas Industry'nin Türkiye lideri, STK gönüllüsü, başkentin tanınan ve sevilen simalarından. Evet sevgili Güzin Hanım. Evet. Biz her hafta sizinle program yapıyoruz. Evet. Sizi artık az çok takipçilerimiz tanıyor ama ilk defa programla karşılaşanlar için kısaca sizi tanıyalım mı? 1992 Ankara Üniversitesi mezunuyum. 1970 Ankara doğumluyum. 92 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 1993 yılında kendi kliniğimi kurdum. Ne güzel. Serbest meslek icat etmek istedim. Yani mesleğimi serbest olarak yapmak istedim. Ondan dolayı ilk kliniğimi kurdum. Daha sonrasında şu anda kliniğimiz ve aynı zamanda da 25 yardımcı personelimizle birlikte 96 ülkeden hasta kabul eden bir dünya kliniği haline geldi. Bunun gururunu yaşıyoruz Ankara'mızda özellikle. Tebrik ediyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evliyim, bir tane çocuk annesiyim. Ne güzel. Sağ ol. Maşallah Allah bağışlasın. Amin. Amin. Hepinizin için. Her hafta farklı bir konuyla ilgili bilgi veriyoruz. Evet. Dinleyicilerimize aydınlatıyoruz. Evet. İstiyoruz ki bu hafta da değişik bir konu olsun. Evet. Ne olsun? Dedik ki Güzin Hanım'a biz şu konuyu soralım. Şeker hastalarının ağız ve diş sağlığında holistik yaklaşım nedir? Evet. Bu konuyla ilgili biraz bir bilgilendirme olsun. Biz de öğrenelim. Takipçilerimiz de öğrensin. Şimdi burada bir alet var. Ondan sonra şöyle gördüğünüz zaman bu nedir diye merak etmişsiniz. Ben onu merak ettim ama dedim ki şimdi iki katlı değil mi klinik? Evet. Kliniğin her köşesi ayrı bir güzel. Evet, o kadar güzel ki yani değişik aksesuarlar, değişik biblolar, her şey o kadar güzel ki şimdi bunu da çok merak ettim. Aslında programın sonuna doğru soracaktım ama biz bununla başlayalım. Evet. Bu özel bir armağan mı? Bu babamla eşimin birlikte böyle bir kısmını babam almış. Eşim de geri kalanı tamamladı. Ondan sonra klinik açıldığında bana bir hediyeleriydi bu. Bu antika bir diş üniti. Aslında öyle işte mi? Burada ayakla pedalla basarak tur dönmesi sağlanan. Nasıl yani? Şurada pedalı var. İşte tamam. Pedala basarak, pedalı şöyle ayakla belirli ritimde basarak dönmesi sağlanan. O pedala basıldığındaki ritimde de buradaki alette dişin oyulmasını, kesilmesini sağlayan bir kazıyıcı aletin oldu. İşte bu herkesin şundan korkuyorum dedikleri cihaz. Ama korkacak kadar varmış, varmış yani. Varmış. Eski dönemlerde varmış. İşte bunu önden göstermek istememin nedeni aslında yaklaşım meselesi. Yani evet. Şeker hastalığına da geçmiş dönemde yaklaşım böyle bir yaklaşımdı. Yani evet. Şeker hastası artık nedeni de hayatının bir parçasının şeker hastası. İşte gözünü bir gün kaybedeceksin, dişlerini kaybedeceksin, diş etlerinde problem yaşayacaksın. Ve bir gün işte şeker komasına da girebilirsin. Şeker asla yeme. Artık senin hayatın bitti. Şekersiz evet. bir hayata geçtin, bitti. İşte bununla hemen hemen aynı cinsli bir yaklaşım. Artık günümüzde diş hekimliği dünyasında holistik yaklaşımla diş taşları ya da diş etlerine yapılan bir bakımla şeker hastalarının şeker kontrolüne bile yardımcı bir destek olduğuna biliniyor. Ağız ve diş sağlığı bu anlamda artık oluşan bilinçle genel vücut sağlığına da tesir ediyor. Genel vücut sağlığının bir bozukluğu olan şeker hastalığı aslında immün sistemin bir rahatsızlığıdır. Yani vücudun genelinin bir rahatsızlığıdır. Ve artık birçok holistik yaklaşımda genel vücut sağlığında yani işte şeker hastalığı, tansiyon hastalığı ya da bir Alzheimer gibi ağır metallerin oluşturduğu rahatsızlıklarda yapılan holistik yaklaşımlarla bunlar tedavi olunabiliyor. Bunlar bir hani overdose bir bağlı değil. Düzgün ve disiplinli bir şekilde yaşadığımız işe yarayan çözümsel problemler. Diş diş için geldi bir şeker hastası. Evet, sıkıntıları evet. var. Evet, evet. Nasıl başlıyor süreç? Şimdi birçok
başarı hikayemiz var bu konuda. Bir başarı hikayemizi anlatayım. Bir beyefendi geldi ve dişleri tamamen sallanıyordu. Ve bizden istediği bu sallanmaları çözüldü. Aslında buna nasıl bir yaklaşım gidebilirdik? Sallanan dişler çekilir, yeni implantlar takılır. Ondan sonra ardından da işte ya da bir protezi, daha hareketli bir protez yapılabilirdi. Biz hastamıza önce şunu söyledik. Lütfen şekerinizin kontrolü var mı? Bir şeker kontrolü yaptıralım. Ve hastamıza bir diş taşı temizliği yapıp ağız bakımını yaptık. Diş taşı temizliği ve ağız bakımıyla birlikte hastamız gerçekten etkin bir diyete geçip şekerini kontrol ettirdi. Ve hastamızın bize geldiğinde hemoglobin A1C'si 11'lerdeyken bir 3 ay sonra bu seyir 6,5 seyirine döndü. Yani aslında kontrol altına alınmış bir şekilde doğru. Dişi tıkanamaları tamamen gitti. Ağız kokusu tamamen gitti. Hayatına daha fazla suyu sokarak, düzenli içmeyi sokarak ağız kullanımıyla ilgili problemini çözdü. Probiyotik içerikli malzemeler kullanarak da ağız kokusuyla da baş etti hastamız. Çok güzel. Yani bir iyileşme. Önce iyileşme sağlandı. Önce iyileşme sağlandıktan sonra biz onun yeni bir yapılanmayı geçtik. Sallanan dişlerinin birçoğunu ağızda tutarak, ağızda hemen hemen hiçbir dişini çekmeden hastamıza sadece iki implant uygulamasıyla yine kendi yaşantısını sabit bir protezle yani tamamen kendi dişleriyle dolaşmasını sağladık. Alt tarafta çok sallanan dişleri birbirlerine bağladık ve hastamız şu anda halihazırda kendi dişlerini kullanıyor, şekeri kontrol altında. İşte holistik yaklaşım bu. Biz sizin tedavinizi yaparken ben şöyle derim. Bir hastayı bembeyaz bir ev gibi düşünün. Halı bembeyaz, duvar bembeyaz, her taraf. Çamur ayakla giremezsiniz oraya. Evet. Önce sistemi tanımak zorundasınız. Önce sistemi bilmek zorundasınız ve hani bir ağza giriyorsunuz, şöyle kapıyı çalmak gibi düşünün. Tık tık tık, içeride ne var? İçeride bir şeker hastalığı olan bir kişi de orada bir restorasyon yapmak, yeniden bir diş yapmak, hatta implant takmak, o implantın da başarı şansını düşürmeyi baştan göze almak evet. demektir. O yüzden ya da şeker hastasınızsa kesinlikle implant olamaz deyip hareketli bir protez yapıp o hareketli protezin buruklar yaparak bir şeker hastasında yara iyileşmesini de geciktirmek. Evet. İşte bütün bunlar handikaplı durumlar. O yüzden holistik yaklaşımda bizim prensibimiz şu. Önce hastamızı tanıyoruz ve ona oradan bir çıkış yolu, bir çıkış yolunu gösteririz. Hekimlik bu. Ona bir çıkış yolu gösterdik. Hastamız da bize uyumlandı, uyum sağladı. Şekerini kontrol altına aldı. Çünkü onu kalp sağlığı için de şekerini kontrol altına alması gerekiyordu. Göz sağlığı için de. Neden bunu bir diş hekimi o hastamıza anlatıp izah etmesin? Gerçekten. Ve bu anlatımla, bu izahla genel diş hekimliği ile birlikte işte endokrinolog uzmanının da rehberliğinde, diyetisinde, rehberliğinde, bütünsel yaklaşımla hastamız şu anda mevcut dişlerini ağızda kullanmaya devam ediyor. Herhangi bir dişinde çekim olmadan yaşantısına devam ediyor. Senin zaten en büyük özelliğiniz, bunu birkaç farklı yerden de duydum. Evet. Güzin Hanım asla diş çekme taraftarı değil. Evet, evet. Bir umut da varsa, %1 umut da varsa evet. onu dener. Evet, evet. Ama diş çekmek asla düşündüğü şey değil. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çünkü her diş bir organ, her diş bir organın temsili bir hastalığı şunu diyorum. Yani parmağımızın ucunda yara olduğunda ilk düşüncemiz bunu kesmektir. Önce evet. orayı tedavi etmek. Evet. Yani dişte eğer bir umut varsa, kapı halinde bile kalmışsa onu mutlaka kurtarmak, ağzı tutmak gerekiyor. 20 yıl önceki yaptığım kanal tedavi bir dişlerin, kaplamalı dişlerin hala ağzı durduğunu görmek bana şunu umudunu veriyor. Biz de diyoruz hala bununla devam et. O yüzden bizim böyle bir zamansızlık alanımız var. Çünkü orada şunu anlatmak ve söylemek istiyoruz biz. Burada yaptığımız tedaviler umarız ki çok çok uzun yıllar sizin ağzınızda hizmet bu yüzden de şeker hastalığının mutlaka mistik yaklaşımdan önce şekerliğini tedavi edin. Evet, ben bir deşilimlere gitmiştim. Röntgen de çekildi ama ya belki de başı çok kalabalıktı. Evet. Baktım diş çekmeye hazırlanıyordum. Bir dakika, ben diş çektirmek istemiyorum. Hı hı. Ama çürük var dedi, çekelim dedim. Hayır, ben asla dişimi çektirmek istemiyorum. Hı hı. Onu tedavi edecek ben bunu deneyim. Evet. Deneyim çünkü çektirmek asla istemiyorum.
geldi. Yani inanın çok böyle anlık hani saniyelik hareketlerle dolgu yaptı. Aa çok üstteymiş çürük. Ben çok geride zannediyordum dedi. Dolguyu yaptık. O zaman sizinle tanışmıyorduk. Evet. Sonra ben bu olayı anlattım bir ortamda. Hı hı. Benim kardeşim çok meraklıdır böyle her şeyi araştırmaya, hı hı, etmeye dedim ki böyle böyle bir şey yaşadım ben dedim. Bak dedi bir kadın var dedi sen onu git ara bul dedi. Nasıl olsa sen dedi gazetecisin. Gidersin kapısını çalarsın seninle röportaj yapmak istiyorum dersin. Zaten bizim sizinle ilk tanışmamız öyle oldu. Evet. Dedim ki kardeşim sizi çok araştırmış. Evet. Soruşturmuş. Siz gerçekten alanınızda çok iyiymişsiniz ve bu diş çekme olayından açıldı. Evet. O dedi kesinlikle diş çekmiyor dedi. Yani evet, sen çektirmek istesen de çekmiyor. Evet. Sonra size geldim. Dedim ki böyle böyle biz bir tanışalım. Bir evet, sizinle radyo programı yaptık. Birkaç evet, röportaj yaptık. Sonra onlar başladılar. Birkaç arkadaşım da başladı. Sürekli size geliyor. Dedim ki işte aradaki farka bakar mısın? Bir dişi çekmek bu kadar kolay olmamalı. Olmam. Biz hocalarımızdan aldığımız eğitimle, hocalarımızdan gördüğümüz terbiyeyle her zaman için yani sonuçta diş kıymetli bir organ. Eğer dişin kıymetli bir organ olduğuna inanmasak bu mesleği yapamayız. Her zaman dişi korumaktan, ağza tutmaktan taraftarız. Evet. Genel bütün vücut sağlığı, genel bütünsel sağlık için dişlerin sağlıklı bir şekilde ağzı durması gerekiyor. Bunun için size ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Sevgili Mikrofon Kim'de takipçileri, bugün yine Güzin Hanım'ın kliniğindeydik. Çok güzel, çok keyifli bir söyleşimiz oldu. Mekanı da size gezdirdik. Gerçekten hani bir otel lobisinde miyiz, evet, bir klinikte miyiz? Şaşırmışsınızdır ama Güzin Hanım'ın kliniği burası. Evet. Bekleme alanı. Evet. Keyifli vakitler geçirsin istedik insanlar. Evet. Çünkü güzel bir manzaramız var. Bu manzaranın keyfini çıkarsa. Çünkü hayatımız hep koşuşturmacalar içerisinde. İsterseniz orada bazısı yola çıkmayı dediğimiz bir hoş geldin kısmımız var. O kısmımızı da bir gösterin. O yazıyı evet, da gösterin. Yani sonuçta bu bir tedavi yolculuğu. Ve bu tedavi yolculuğu esnasında keyifli bir vakit geçirelim. Evet. Manzaramız dediğim gibi ormanı görüyor, dağları görüyor. Ankara'da tabii böyle bir manzaraya sahip olmak biraz şans. Gerçekten büyük şans. O yüzden hastalarımız bir otel lobisi ortamında gibi azıcık koşturdukları hayatın içerisinde böyle kendilerini azıcık böyle bulutlara bakarak, dağlara bakarak, burada da kitap köşemiz var. Kitaplar alıp okuyarak, herkes de ben zaman zaman görüyorum böyle alıyorlar kitapları okuyarak. O sırada şöyle bir dışarılara dalıyorlar. Umarım insanların hayatlarında bir break vermeleri, onların birazcık o esnada kafalarını dinlemek için de ortamda yaratıyoruzdur. Şurada çok hoşuma giden şeyler oldu. Birlikte gidelim. Gidelim. Orayı da gösterelim. Tamam. Evet sevgili Mikrofon Kim'de takipçileri, başka bir konuda, başka bir konukla ya da yine Güzin Hanım'la farklı bir... Bakın şu çok hoşuma gitti. Bunu bizim sevgili bir arkadaşımız var apartmanda olan. Kızıyla birlikte getirdiler. Çok tatlı gerçekten. Bizim doktorlarımızın böyle tek tek maketlerini yapmışlar sağ olsunlar. Çok tatlı. Doktorumuz Banu Hanım var bizim halkla ilişkilerde onlarla ilgilenen arkadaşımız Ceyda Hanım. Evet. Betül Hanım. Demet ne kadar Hanım. Güzel. Bu da eşimin de sağ olsun eşim de hediye ettiği bir Amazon kadını heykelimiz var. Harika. O böyle bize şey Amazon kadınları diyoruz. Yani bugün gerçekten bu noktaya geldiysek onun gibi bizi böyle destekleyen güçlü erkeklerin arkamızda olması sayesinde ve onlara sağ olsunlar, var çok, olsunlar. Kesinlikle, kesinlikle. Hayatımızda olsunlar. Kesinlikle. Evet, güzel, şık bir karşılama kısmıyla veda edelim. Güzin Hanım. Evet, burada mıyız? Evet, tamam. Burada değil mi? Sizin göstermeyi istediğiniz alan burası mıydı? Bu alan, burası. Bazısı yola çıkmayı... Benim böyle birazcık arada böyle benim böyle şairhaneliğimi tutuyor. Babam bize böyle şiir yazdırdı çocukken. Hangi ondan sonra güzel. Gerçekten bize böyle edebiyatla ilgili bir takım şeyler getirirdi. Ondan biraz böyle esinlenerek yazdım. Onun İlyas'ını da taklit ettim. Bazısı yola çıkmayı, bazısı yolda olmayı, bazısı yolun sonuna varmayı sever. Biz hepsini seviyoruz. Tedavi yolculuğunuza hoş geldiniz diyoruz. Harika gerçekten. Evet sevgili Mikrofon Kim'de takipçileri tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, esenle kalın. Evet Güzin Hanım son vedayı sizden alalım. Son güzel veda, bir şey. Hayata gülümseyin diyoruz. Evet hoş
Hoşçakalın.